Takipçilerimiz, sevgili Ali Emlak izleyicileri, bugün sizlere Hacı Veli Oba köyünden sesleniyoruz. Kış ayında çekmiş olduğumuz yerimizi bir de yazın çekmek istedik. Aslında ilkbaharda tam her yer yeşilken çekmek istedik ama vaktimiz o zaman olmadı. Şimdi size yeri belirtmek istiyorum. Yerin metrekaresine gelmeden önce yerimizin hemen arka tarafta yolumuz. Daha önceki fotoğraflardan da yükleyeceğim. Çünkü kepçeyle ya da bir traktör ekseri küreferi dediğimiz şeyle açılması lazım. Araba gelir. Sadece dikenler büyümüş. Yolun bittiği yerde köprümüz başlıyor. Kendimize ait olan köprü. Ve daha sonrasında evimize doğru gireceğiz. İlk girişte bizi 1377 metrekare bahçeli ahşap ev ve ahırı ruhsatta kayıtlı elektriği, suyu, internet aboneliği olan 1.377 metrekarelik bir arsamız karşılıyor. Hemen onun arkasında hafif meyilli 6437 metrekare bir tarlamız var. Tarlamızın da yarısı imar içerisinde. Şimdi şöyle kendimize ait olan köprüden içeriye doğru gireceğiz. Hafta suyuna yaklaştığımız için su artık yavaşladı. Hatta suyun üzerinde balıklar görünüyor. Tam tabii Ağustos ayına geldiğimiz için dediğim gibi su artık çok akıcı değil. Ama suyun içinde yaşam devam ediyor arkadaşlar. Balıkların yüzünü görüyorsunuz. Yerimizin iki cephesi su var dere yatağında. Yani böyle gördüğünüz üzere böyle yukarıya doğru dönüyor. Daha sonra biraz gölet yapıp suyu tutabilirsiniz. Bent derler. Sulama da yapabilirsiniz arka tarafa. Şu an arsamızın ön kısmındayız. Köprüyü de gösterelim size. Şuralar bir temizlendiğinde daha da güzel olacaktır. Evet, köprüden içeriye geçtik. Şimdi yerimiz tam karşıda çitlerle çevrili olan yer şu an satışa sunduğumuz yer arkadaşlar. Evet. İçinde meyve ağaçlarımız var. Kiraz, erik, bardacık eriği, incir, üzüm. Her şeyden yedik bu sene orada. Ceviz de var. Gösterebildiğim kadar göstereyim ağaçları da. Evet, giriş kapısı burası. Buradan içeriye giriyoruz. Kapıda görünüyor bilmiyorum. Su abonelikleri, abone numaraları yazıyor. Burası girişteki ilk kısım. Yani ruhsatta kavgir ev ve ahırı olarak nitelendirdiğimiz kayıtlı olan yapıların olduğu bölüm. Burası arkadaşlar. Hemen şu gördüğünüz evin yanındaki küçük bir bahçe daha var. Orası da buraya ait.
Yuvarlak oval şekilde burası. Ev kullanılabilir durumda değil. İster tamirat yapın, isterseniz yıkın. Orası size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet, daha önceden burada yaşam varmış. Elektrik, su, internet kapısında abone numaraları var. Burası 1377 metrekare, tek parsel, bahçeli, ahşap ev ve ahır olarak geçiyor. Çitlerle çevrili olan yer. Az sonra arkadaki bu bize ait olan, yani buraya ekli olan diğer tarlamızı göstereceğiz. O tarlanın da yaklaşık %70-%80'i imarda. Fakat arka tarafın resmi kadastro yolu yok. Bu bahçeden geçeceksiniz. Arka tarafın mera olduğu için mera yolu herkesin kullandığı bir yer. Meradan da geçiş sağlanabiliyor. Asfaltı zaten 10-15 metre. Orada da bir mera yolu var traktörlerin kullandığı. Su araçların girdiği. Ben Duster aracımla girdim. Burası ahır olarak geçen yer. Burası da eski kerpiç bir yer arkadaşlar. Dışarıda bir küçük tuvalet yapılmış zamanında. Tuvaletin arka tarafı komple hala deremiz devam ediyor. Şöyle şuradan da gösterelim. Çok ağaç var içeride. Hepsi de çok güzel verim veriyor. Her gittiğimizde nasip oldu. Her meyveden tattık. Evet, şimdi ise hemen yerimizin arkasında tek parçadan oluşan 6437 metrekare çok hafif tatlı meyili olan, olması gerektiğini düşündüğüm tarlamız, %70 imarda olan yerimize girdik. Şu an gözünüzün görebildiği her yer tek tapudan oluşuyor. Elektrik sıkıntısı zaten yok. Su sıkıntısı da yok. Şu köşedeki yere kadar devam ediyor. Evet, yerimiz yeni biçildi. Mahsul ekilmedi buraya. Ota bırakıldı hayvanların yemesi için. Balya yapıldı. Otlar toplandı. Tekrar yeşerdi. Dediğim gibi suyu topladığınızda elektrikli motorla ya da pancar motor dediğimiz sulama sistemleriyle burayı sulayıp ekebilirsiniz. Hayvan bakabilirsiniz. Çünkü tarlanın bir kapısı meraya açılıyor. Yani tarlanızın kapısını açtığınızda hayvanınız ortak merada yayılmaya başlıyor. Yani şu an gördüğünüz gibi meyil dediğim çok da büyük bir meyil değil. Gerçekten su tutmayacak gibi çok güzel. Zirveyi aslında ev yapacaksınız şuraya yukarıya. Orası imarda değil. Tam orası değil yani, biraz gerisi imarda. Fakat buranın kendi yolu yok. Arka tarafın yolu var. Ama meradan da geçiş sağlanabiliyor. Evet, yukarıya doğru ilerledik. Mümkün mertebe her yeri size göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Değerli izleyenler, buranın fiyatı dönümüne göre imarda olması itibariyle gerçekten piyasadaki en ucuz yer. Köprüyle geçiş olduğu için bir de arkadaki tarlanın bu tarlanın arkadaki tarlanın yani bu altı dönümün resmi yolu bu komple olsaydı zaten burası 5'e bölünürdü. 6 dönüm birer dönümden dönümü 400 liradan 5 kere 4 22 milyon para yapar. Aşağısı da 500 milyar. 2,5 milyonluk bir yerin sunumunu yapıyoruz. Ama istenen fiyat bu değil. Piyasada, reelde bu paralara satılıyor buralar arkadaşlar. Evet. Küçük baş, büyük baş hayvancılık da yapacaksınız burada. 6 küsür dönüm az değil. Burada bakabilirsiniz. Gönene yakın 5 kilometre. Köyün son arsası. Bundan sonra arsa yok arkadaşlar. Mera. Yani doğayla iç içe tek başınıza olabileceğiniz kuytu köşede çeltik ekimi yapılmayan, pirinç ekilmeyen bir köy burası. Güzel, şirin bir mahallemizde buraya sahip olmak istiyorsanız sol altta numaraları belirttik. O numaraların üçünü de arayabilirsiniz. Gelip çayımızı içmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Yanımızda çok meşhur bir tostçumuz var. Ayvalık tostçusu. Bakalım burası kime nasip olacak? Sormak istediğiniz sorular olduğunda yorum atabilirsiniz. Dilediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Burayı daha önce ilana koymuştuk. YouTube'a yüklemiştik. Kış ayıydı. Ve şimdi yükledik. Bakalım hayırlısıyla yeni sahibini arıyor diyelim. Şimdiden hayırlı olması dileğiyle bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Verdiğiniz desteklerden dolayı da çok teşekkür ederiz.
İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini açmayı unutmayın. Hemen hemen her gün video koymak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi seyirler. Thank you.
Thank you.